Herkese merhabalar. Yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugün hayati bir konuyu işleyeceğiz. Yani enerji konusunu. Bildiğiniz gibi enerji fiyatlarının tavan yaptığı günümüzde alternatif enerji yani yenilenebilir enerji bizim için olmazsa olmaz. Bugünkü projemizde bir evin ihtiyacını karşılayabilecek 3 kW'lık bir güneş enerji sisteminin A'dan Z'ye nasıl kurulacağını ve maliyet hesabını hep birlikte yapacağız. Hemen projenin nasıl yapılacağını isterseniz hep birlikte görelim. Arkadaşlar, kapalı bir sistem 3 ana parçadan oluşur. Bunlardan birincisi inverter, ikinci olarak akümüz, üçüncü olarak ise güneş panelimiz. Kapalı sistem demek yani şebekeden bağımsız. Bağda, bahçede, müstakil evinizde şebekeyle tamamen ilginiz, alakanız olmayan bir sistemin temel 3 bileşeni bunlar arkadaşlar. Öncelikle inverter'ımızı inceleyelim ve bir ev için gerekli inverter gücünü hep birlikte görelim. Benim kullanmış olduğum inverter'ım 3 kW gücünde, yani bir evin ihtiyaçlarını çok lüks olmamak şartıyla. Bu ne demek? Çamaşır makinesini, bulaşık makinesini aynı anda çalıştırmayacaksanız bu inverter sizin işinizi görecektir. Evet, inverter'ımın teknik bilgileri burada yazıyor arkadaşlar. İnverter'ım 24 voltluk 100 amperlik bir inverter. Ortalama 2400 watt gücünde bir inverter. Yani evinizin tüm ihtiyacını eğer düzenli kullanırsanız bu inverter işinizi görecektir. Sistemin en önemli konusu ise aküler arkadaşlar. 2 adet 12 volt 100 amperlik jel tip akümü seri bağlayacağım ve 24 volt 100 amperlik bir güç elde etmiş olacağız. Öncelikle akünün fiyatına değil kalitesine odaklanmanız gerekiyor. Mesela bakın, çok küçük bir ayrıntıyı sizinle paylaşacağım. 12 volt 100 amper saat, yani saatte 100 amper güç verebilen bir aküm 20 HR yazıyor arkadaşlar. Burada eğer 10 HR yazıyor ise bu aküden anlık olarak 10 amper çekebilirsiniz. Yalnız 20 HR yazıyorsa bu aküden anlık 20 amper çekebilirsiniz. Eğer siz bilmeden biraz daha ucuz diye 10 HR'lik bir akü alırsanız fiyat tabii ki düşük olacak. Yine marka aynı, yine jel akü, yine kalite aynı. Sadece sizin kapasitesini bilmediğinizden dolayı ucuz olsun diye aldığınız akü sizi 6 ay sonra, bilemediniz 1 sene sonra yarı yolda bırakacaktır. Bu bilgi önemli. Bunlar bakımsız aküler, dışarıya herhangi bir gaz sızıntısı olmadan ortalama 10 yıl kullanabileceğiniz bir akü sistemi diyebiliriz. Tabii ki bunu tamamen jel aküler için söyleyebilirim. Akülerle ilgili bir diğer ayrıntı ise akülerle inverter'ın tamamen senkronize çalışması gerekiyor arkadaşlar. Siz akünüzü her gün deşarj edecek şekilde kullanırsanız bu aküler 1-2 yıl içerisinde deformasyona uğrayacak ve çöp olacaktır. Birazdan akülerin nasıl kullanılacağı, akülerden kaç volt gerilimin düşülmesine izin verileceği, bunları birazdan inverter'ımın ayarlarını yaparken sizlere anlatacağım. Üçüncü elemanımız ise güneş paneli. Burada ben küçük bir güneş panelini sisteme bağlayacağım. Tabii ki normalde 3 kW'lık bir sisteme 3 kW gücünde güneş paneli bağlamanız gerekiyor. Biz burada sadece güneş panelinin sisteme nasıl bağlanacağını anlatmak adına küçük bir modelle güneş panelini sisteme bağlayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen bağlantıların nasıl yapılacağını hep birlikte görelim. İnverter'ımın alt kısmındaki kapağı yerinden sökmem gerekiyor. Arkadaşlar, bu inverter aküleri şebekeden şarj edebiliyor.
güneş panelinden şarj edebiliyor. Onun için invertörümün şebekeye bağlanması gerekiyor. Gördüğünüz gibi topraklama faz nötr, yani üstteki klemensim topraklama faz ve nötr. L faz, N nötr arkadaşlar. Hemen alt kısma geçtiğinizde ise bakın burada input 220 volt yazıyor. Hemen alt kısma, şu kısma bakarsanız yani şuradaki 3 klemens, bunlar ise benim invertörümün akü ve güneş panelinden hibrit olarak kullanmış olduğu enerjiyi 220'ye çevirdikten sonra bizim evimize gidecek olan klemensler. Hemen yan tarafta ise biraz daha sağda bakın PV artı PV eksi, bunlar ise güneş panelinden gelen DC artım ve eksim. Hemen ardında ise sanırım şu şekilde görünecektir. Bakın şurada kalın 2 adet blok var arkadaşlar. Burada ise pozitif ve negatif. Bunlar akü kutupları arkadaşlar. Aküden gelen enerjiyi bu kısma bağlayacağız. Daha sonra altında invertörümün açma kapama düğmesi. İnvertörümüz bilgisayara bağlanıyor. Burada NC ve NO, yani açık kontak, kapalı kontak, açık kontak. Şu kısımdan bilgisayara bağlayıp üretilen enerjiyi buradan takip edebiliyorsunuz. Burada ise reset düğmesi var arkadaşlar. Bir arıza durumunda invertörümüzü resetleyebiliyorsunuz. İnvertörün bağlantılarıyla ilgili klemensler bu şekilde. Şimdi bağlantıların nasıl yapılacağına geçelim. Bu invertörü jeneratör olarak da kullanabilirsiniz. Nasıl? Eğer bunu şebekeden şarj edebiliyorsak, şebekeden şarj ederiz akülerimizi. Güneş paneli olmasa bile elektriğiniz kesildiğinde tamamen aküdeki gücü invertör vasıtasıyla 220'ye çevirerek sessiz bir jeneratör olarak da kullanabilirsiniz. Evet, şimdi invertörümün akü kutuplarını bağlıyorum arkadaşlar. Pozitif kutbum benim. Yani artım. Dikkat edin, kesinlikle yanlış bağlamayın arkadaşlar. İnvertörünüz zarar görür. Siyah kablom olmadığı için ben sarı yeşil, yani farklı bir renk kullanıyorum. Tabii ki siz artıya kırmızı, eksiye ise siyah kullanabilirsiniz. Evet, bunlar benim invertörümün artı ve eksi girişleri. Tabii bu aşamada herhangi bir tehlike halinde akımı kesmek için biz buraya 2 adet sigorta koyacağız. Yani 2 giriş 2 çıkış yapacağım için ben şu şekilde bir sigorta kullanacağım. Tabii ki 220 voltluk sigorta değil, DC akım için üretilmiş sigortalar mevcut arkadaşlar. Bu sigortalardan kullanmanız gerekiyor. Hemen girişlerimizi yapalım. Evet, 2 adet artımı girdim. Neden ikili kablo kullandın diye soracak olursanız, elimde kalın kablo yoktu arkadaşlar. Bakın, aküleri birleştirmek için 25'lik kablom var. Burada ise 10 milimlik kablom olduğu için iki kablomu birleştirdim ki daha kalın bir kablo kesitine ulaşmak için bu şekilde yaptım. Evet, artımızı, eksimizi sigortalarımıza girdik. Hemen buradaki akülere sıra geldi. Sistem 24 volt olduğu için ne yapacağız? Hemen iki akümüzü paralel yapacağız arkadaşlar. Bu işlem için ben 25'lik kablo kullanacağım.
Kutup başlarını düzgün sıkmak önemli. İyi sıkın. Evet, gözüktüğü gibi akülerimiz 26 volt gerilime sahip. Şimdi sıra geldi. Akülerimizin eksi ve artı kutbundan şu kısımlara giriş yapmaya. Evet, yine aynı sarı yeşil kablolarıma karşılık gelecek şekilde eksilerimi giriyorum. Artı kutbumu da bağlayacağım. Tabii kısa devre yaptırmayın arkadaşlar. Dikkat edin, kabloların ucu açık. Evet, tüm bağlantıların doğru olduğunu son bir kez daha kontrol edin arkadaşlar. Akü artı kutbum, akümün artı kutbuna gidiyor. Eksi kutbum, eksi kutbuma geliyor. Akülerimi paralel yaptım. Artık sigortamı açabilirim. Evet, inverter'ımızı yan taraftaki düğmeden açıyorum. Evet, inverter'ım çalışmaya başladı. Inverter ekranımız şu şekilde. Şu anda input, yani girişimiz yok arkadaşlar. Alternatif akım ve güneş enerjisinden herhangi bir giriş yok. Şu şekilde ilerleyelim. Bakın 50 Hz. Batarya, yani pil voltajımız 25.6. Çekilen güç yok. Çekilen watt bilgisi yok. Watt. Çekilen amper 1 amper, yani inverter'ın tükettiği amper. 24 volt DC'yi 220 volt alternatif akıma dönüştürürken 1 amperlik güç harcıyoruz. Yani 25 watt güç harcıyoruz arkadaşlar. Şimdi diğer bağlantılarımızı yapalım ve inverter'ımızı tam anlamıyla, tam performansta nasıl kullanacağımızı hep birlikte görelim. İnverter'ımın 220 volt girişini yapacağım. Bunun için az önce videomun başında belirttiğim klemenslerimize 220 volt inverter'ımıza vererek akülerimizi şarj etmeyi deneyeceğiz. İlk öncelikle bu kısmı halledelim arkadaşlar. Belirtilen klemense belirtilen şekilde giriş yapın. Ve topraklama kablomuz en soldaki. Bakın ikinci sırada fazım var. Son olarak ise nötr kablomu giriyorum arkadaşlar. Evet, prizmin sağ tarafındaki faz olduğu için ben şu şekilde takıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi fişimi tek takma anını göstereceğim. Bakın şu kısımda şu anda sadece aküden 220'ye çevirdiğini görüyoruz. Fişimi takıyorum şimdi. Evet, kondaktörümüz çekti içeriden. Şu anda güneş panelim bağlı olmadığı için şu anda alternatif akımdan sistemi bypass ettik gördüğünüz gibi. Evet, şimdi inverter çıkışlarımı yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi output. Hemen şu alt klemensten gireceğiz. Aynı şekilde hizalamamız gene. Inverter çıkışımı buradaki prizme verdim. Gördüğünüz gibi şu anda buradan 230 volt civarında bir gerilim alacağız. Sıra geldi güneş panelimizin montajına arkadaşlar. Evet, son olarak güneş panelimizi bağlayacağız. Dediğim gibi 3 kW'lık bir güneş paneli bağlamak gerekiyor. Ben şimdi sadece bağlantıları göstermek adına bu şekilde bağlıyorum arkadaşlar.
Yine bu kısımda güneş panelinden gelen artı kutbumu inverter'ımın klemensine, eksi kutbumu ise yine inverter'ımın eksi klemensine girdim. Evet, güneş panelimi bağladım. Yalnız alternatif akımın yanında güneş panelinden enerji gelmediği için herhangi bir gösterge yok. Çünkü şu anda gece saat 11. Evet, şimdi taşınabilir solar jeneratörümüzü şebekeye bağlayacağım. Arkadaşlar, bu sistemler jeneratörler gibi direkt bağlanmaz. Yani prizden besleyemezsiniz. Bakın şu benim jeneratörüme giden kablo. Şunlar fazım. Burada ise nötrümü şebekeden tamamen ayırdım. İnverter'dan akü grubumdan gelen kabloyu şu anda panoma verdim. Şimdi tavandaki, bakın şu şekilde tavan aydınlatmamı jeneratörümden besleyeceğim. Evet. Bakın şu 3 sıra şu şekilde, arkadaki 2 sıra, hatta arkadaki 3 lamba ve daha aşağıdaki tüm aydınlatmam buradaki sistemden çalışıyor. İnverter'ımızın fanları çalışmaya başladı. Hemen buradaki bilgileri görelim isterseniz. Akü kapasitem 24-23.90. Watt olarak 309 watt tüketiyorum. Amper olarak 15 amper akülerimden çekiyorum. Sistem bu şekilde. Tabii ki güneş enerjisi bağlı olmadığı için güneş enerjisinden besleyemiyoruz. Şu anda akümüzden besliyoruz. Yani sessiz bir jeneratör olarak bu sistemi kullanabilirsiniz. Inverter programlamada 3 önemli adım var. Bunlardan birisi verimlilik, bir tanesi akü koruma, diğeri ise mağduriyet yaşamama diyebiliriz arkadaşlar. Birinci programlamadaki birinci adımım. Kullanacağımız yük güneşten mi, tesisattan mı, yani şebekeden mi ya da aküden mi? Bakın şu şekilde basılı tutuyoruz en sağdaki tuşuma. Birinci programlama adımı sol. Yani ben solu seçmişim. Evet, burada ne diyor arkadaşlar? Hemen okuyalım. Solar enerji öncelikli olarak yüklere güç sağlar. Solar enerji tüm bağlı yükleri çalıştırmak için yeterli değilse akü enerjisi yükleri aynı anda besleyecektir. Yani şunu demek istiyor. Solar enerji ve akü yükleri aynı anda besleyecektir. Tesisat yalnızca aşağıdaki koşullardan biri olursa yükleri besler. Solar enerji kullanılamıyor. Akü voltajı düşük seviye uyarısı ya da program 12'deki ayar noktasındaki koşullar. Birinci adım, önemli olan adım bu arkadaşlar. Herkesin inverter'ında bu koşullar aşağı yukarı farklılık gösterebilir tuşların programlamanın yeri. Ama şu şekilde bir programlama gerekecektir verimli kullanmak için. Ben bu sistemi 7 yıldır kullanıyorum. Akülerimde 7 yıllık akü, hiçbir problem yaşamadım. Tabii ki bu sistemi çözene kadar 3-5 tane aküyü ziyan ettik, o ayrı. Şu kısımlar diğer, işte diyor ki burada sadece diyor şebekeden aküleri şarj edin vesaire vesaire, bunları atlayın. Bunlar işin diğer kısımları. Ben size en önemli olan kısımları anlatacağım. Şimdi aküleri şarj ederken kaç amperle şarj edeceğiz? Bu konu önemli. Hemen bunun ayarını nasıl yapacağız onu anlatacağım size. Evet, şimdi akülerimizi kaç amperle şarj edeceğiz? Bu kısım en önemli kısım arkadaşlar. Akülerinizi bozmak istemiyorsanız bu kısmı dikkatle dinleyin. Bakın, ikinci başlık. Burada 1 kW, 4 kW, 5 kW modeller için öneride bulunmuş size.
benim tavsiyem şu. Benim akülerim, bakın, maksimum 20 amper çekilecek şekilde akülerim. Yani saatte devamlı olarak 20 amper güç çekebiliriz bu aküden. Akülerde şöyle bir durum söz konusu. Akünün kapasitesinin %10'u akımlı aküyü şarj edebilirsiniz. Yani benim aküm 100 amper ise ben akümü maksimum 10 amperle şarj etmeliyim. Şimdi benim burada iki tane aküm seri bağlı 24 volt ama ben bunu maksimum 20 amperle şarj edebilirim. Yani esasen aslında 10 amperle şarj etmemiz gerekecek. Yalnız güneşten faydalanmak için ben bunu 20 ampere ayarladım. 7 yıldır da bu aküleri bu şekilde korudum. Şimdi bunun nasıl yapacağımızı anlatayım. Yine ben tuşuma 3 saniye boyunca basılı tutuyorum. İkinci başlık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben diyorum ki benim akülerimi şebekede de olsa, solar enerjide de olsa invertırıma 20 amper maksimum akımla şarj et diyorum. Bunun dışında bakın şu şekilde, pardon, şimdi geçecek bu tarafa, 30 amper, 40 amper, 50 amper. Çünkü bende minimum 20 amper var arkadaşlar. 20 ampere okey dedim. Diğer bir adıma geçtik. 3 kW'lık bir inverter'da minimum benim akülerimi şarj edeceğim akım 20 amper olarak belirlenmiş. Şimdi akülerimizi ne kadar deşarj edeceğimiz önemli. O kısma geçelim. Arkadaşlar, jel akü de olsa akülerin cycle değeri vardır. Yani bir akünün cycle değeri ortalama 1000 cycle dersek, bu aküyü siz 1000 sefer doldur boşalt yaptığınız zaman akünüz boşa gider. Eğer siz akünüzü deşarj etmezseniz ne olur? Akünüz hiçbir şekilde zarar görmez. Bakın şimdi. Benim 12. programıma geleceğiz. Evet, 12. Ben burada inverter'ıma şöyle bir emir verdim. 24 voltluk akü grubum 24.5 volta geldiği zaman benim akülerimden enerji çekmeyi bırak. 12 voltluk akülerde kıyaslama yaparsak deşarj akımı 12 volttur. Yani bir akü, 12 voltluk akü 12 volta düştüğü zaman akü bitmiş demektir. Eğer ben akümü 12.25'te deşarj etmeyi kesersem aküm dip olmamış, yani cycle atlatmamış oluruz. Bu şekilde bu aküleri ben 7 yıldır kullanıyorum arkadaşlar. İkinci bir özellik, aküleri nasıl şebekeden şarj edeceğiz onu göstereceğim. Evet, önemli bir adım burası. Bakın, şarj kaynağı önceliği yapılandırmak için. Burada ne diyor arkadaşlar? Solar enerji öncelikli olarak aküyü şarj edecektir. Tesisat yalnızca solar enerji yokken aküyü şarj edecektir. Şimdi bu özelliği seçmek niye mantıklı değil? Akşam olduğu zaman sistem, tesisat akülerinizi şarj edecek. Ben bunu istemiyorum çünkü enerji tüketir. İkinci alt başlık, tesisat öncelikli olarak aküyü şarj edecektir. Solar enerji tesisat yalnızca tesisat beslemesi yokken aküyü şarj edecektir. Bu da benim için gereksiz. Çünkü biz güneş paneli kullandığımız için tesisatın aküyü şarj etmesini istemiyoruz. Güneş panellerinin aküyü şarj etmesini istiyoruz. En alt kısımda ise solar enerji ve tesisat aynı anda aküyü şarj edecektir. Şimdi bunu seçer isek hem solar enerji hem tesisat aküyü aynı anda şarj edeceği için ben güneş enerjisinden yararlanamayacağım arkadaşlar. Şimdi alt başlık ise solar enerji tesisat beslemesinin olup olmaması fark etmeksizin yegane şarj cihaz kaynağı olacaktır. Evet, benim için önemli olan bu. Yani 16. alt başlıkta ben
inverter mı? Tesisatın değil de solar enerjinin şarj etmesini istiyorum arkadaşlar. Buradaki alt başlığımız ise 050 kodu. Okey dediğim anda benim artık inverter'ım sadece solar enerjiden aküyü ve tesisatı besleyecektir. Evet, jeneratörünüzü yani inverter'ınızı ve akü grubunuzu sadece jeneratör olarak kullanmak isterseniz, yani güneş paneliniz yok diyelim, acil durumlarda kullanmak istiyorsunuz arkadaşlar, bu ayarı nasıl yapacaksınız hemen onu anlatayım size. 16. başlığıma geliyorum tekrar. Bakın 16. başlığımda solar enerji ve tesisat aynı anda aküyü şarj edecektir diyor. Buradan hemen gerekli başlığı seçiyorum. Okey diyorum. Bakalım şimdi ne oluyor? Evet. Akü voltajımız 28 volta sabitlendi. Yani şu anda tesisat hem akümü şarj ediyor hem bypass şebekeyi, yani benim kullanmış olduğum elektrikli aletleri bypass yaparak şebekeden kullandırtıyor arkadaşlar. Genel olarak bir inverter'ın kurulumu ana başlıklar altında bu şekilde yapılmalı. Bu şekilde yaparsanız akülerinizi 10 yıla varan zaman çerçevesinde sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Bilindiği gibi inverter sistemlerinde, yani güneş enerji sistemlerinde, kapalı sistemlerde akü maliyeti büyük bir bölümü oluşturduğu için bu bilgiler önemli. Güneş enerji sistemlerinin kurulumu hakkında genel hatlarıyla sizlere bilgi vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşça kalın.